Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz dünyanın katmanları. Mucit kitabından dersimizi işleyeceğiz. Dünyamız farklı katmanlardan oluşuyor. Bu katmanlar dünyamızın dışından başlayarak yer kabuğu, manto, dış şekilde ve iç şekilde olarak sığınırlar. Yani şu şekilde baktığımızda dünyamızın şekli, yani bir şeftaliye benzetirim, şeftali gibi. Buradaki olan yer kabuğu, manto, dış çekirdek, iç çekirdek. Bu ortak olan kısımda iç çekirdek. Şimdi biraz sonra onları biraz daha göreceğiz. Evet. Şimdi biz yer kabuğu, yani bütün canlıların oluşmuş olduğu, yaşamış olduğu yer kabuğundadır. Şu olarak katmandayız. Burada denizler, dağlar, ovalar, insanlar, hayvanlar, bunlar yaşamakta. Bir alt olan kısımda ise manto diyoruz. Manto. İçeriye doğru ilerledikçe sıcaklık artmaya başlıyor. En dış şekilde, sonra da iç şekilde. Evet. Şimdi şeyden başlayalım. Biz en içten başlayalım. Dışarı doğru yapıyoruz. Dış şekilde. Yani şu beyaz olan kısım. Çok sıcaktır. Yarı sıvı durumdadır. Çekirdeğin dış bölümlerinde yer alır. Yani bu şekilde çekirdeğin dış bölümlerinde. İç şekilde. Yani tam dünyamızın ortasındaki olan. Yani bu en güzel şeye benziyor. Bir şeftalinin içerisinde olan çekirdeği düşünün. Benzerlik olan yönü çok yakın birbirlerine. Dünyamızın merkezidir. Dünyanın en sıcak bölümüdür. Evet. Şimdi mantoya geldik. Kırmızı olan kısım erimiş kayalardan oluşur. Çok sıcaktır. Yer kabuğunun altında yer alan katmandır. Yer kabuğu hemen altında. Yer kabuğuna geldik. Canlıların üzerinde yaşadığı yerdir. Tüm gezegeni kaplayan ince ve kayalık bir katmandır. O zaman dıştan içe doğru gidelim. Yer kabuğu, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek. Evet. İçten dışarıya doğru saymak istediğiniz zaman iç çekirdek, dış çekirdek, beyaz olan kısım, manto ve yer kabuğu. Manto dış çekirdeğin iç çekirdeği çok sıcaktır. Evet, dünyanın tam merkezine varıldığında orası çok daha sıcaktır. Aslında dünyamız oluşumunda çok sıcaktır. Kendi eksen etrafında dönerek işte havayı oluşturuyor, hava suyu oluşturuyor ve dış kabuk soğuyor. Ama iç olan kısım soğumuyor. Bu iç kısımdaki çok sıcak olduğunu şöyle anlayabiliriz. Kapıcalar vardır, yerin altından çıkan sular. Çok derinliklerdedir. Yani mantonun yakın olan kısımlardan biriken sular yerin içine çıkar. O sular sıcaktır. Yani dünyamızın merkezinde sıcak olduğunda buradan anlayabiliyoruz. Evet. Dünyamız kendi etrafında çok hızlı dönen gaz ve toz bulutu halindeydi. Bu gaz ve toz bulutu dünyamız için iki boyutlara çok daha büyüktü. Bu bulut zamanla küçüldü, akışkan, sıcak, içinde kaya parçaları olan bir küreye dönüştü. Önceden çok büyük gaz ve toz bulutları halinde, kendi etrafında dönerken bu gaz ve toz bulutları sıkışıyor ve bugünkü olan haline geliyor. Yani önceden çok daha büyük. Zaman geçti, dünyanın yüzeyi soğuk katılaştı. Dünyanın dış yüzeyinde sert bir kabuk oluştu. Daha sonra atmosfer meydana geldi ve yağışlar sayesinde yeryüzünde denizler oluşmaya başladı. Evet, bugün de geldiğimizde
Dünyamızın en sıcak bölümü hangisidir? Sebebini yazınız. Biraz önceki gördüğümüzde de burada da hemen bakalım. En sıcak olan yer neresiydi? Çekirdek. İş çekirdek. En sıcak. Biraz sıcaklığı az olan dış çekirdek, biraz daha az olan manto, yer kabuğu ise soğumuş vaziyette. Eğer çok sıcak oluşursaydı yer kabuğu da biz üzerinde yaşayamazdık. Canlılar hiçbirisi yaşayamaz. Evet. Dünyamızın en sıcak olan bölümü hangisidir? İş çekirdektir. Dünyamızın merkezine yer aldığı için en sıcak katmandır. Evet. Bunu yazalım buraya. Dünyamızın iç katmanları olan iç çekirdek, dış çekirdek ve manto canlı yaşayabilir mi? Sebeplerini açıklayacağız. Canlı yaşayabilir mi? Çok sıcak olan bir yerde. Mümkün değil. Biz biraz hava sıcak olduğu zaman terlemeye başlıyoruz. Bak senin baba yerler gitmeye başlıyoruz. Hemen kendimizi serinletmeye çalışıyoruz. Çok sıcak olan yerde canlılar yaşayamaz. Bu yazıda bu katmanlar çok sıcak olduğu için canlıların yaşaması mümkün değildir. Evet, dünyamızın iç katmanları, iç çekirdekle, dış çekirdek, aynı zamanda mantoda canlı yaşayamaz. Çünkü çok sıcaktır. Şimdi burada da kendimizi bir değerlendirelim. Aşırı ifadeye doğru olanların karşısına D harfi, yanlış olanların karşısına Y harfi koyalım. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu kutsuklara yazalım. İnsanlar geçmişte dünyanın şeklin düz olduğuna inanıyorlardı. Doğru mu? Evet, doğru. Dünya silindir şeklindedir. Silindir şeklinde mi? Yani silindir şeklinde bir pil düşünelim. Yuvarlak olan bir pilinlerde veya bardak gibi düşünelim. Yanlış. Dünya bir şekli, köy şeklindedir. Hep aynı yöne doğru ilerleyen uçak başlangıç noktasına geri gelebilir mi? Örnekleri göstermiştik. Evet, aynı noktaya gelir. Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanabilir. Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanabilir mi? Zaten bilim adamları kanıtlamış. Mikroskop sayesinde dünyanın şekliyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Mikroskop değil, teleskopla, yani birbirinden çok daha büyük olan da teleskop denilir. Teleskopla. Yanlış. Teleskop sayesinde dünyanın şekliyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Pisagor, dünyanın çevresinde ilk kez tur atmıştır. Pisagor muydu? Magellan'lıydı. Bakalım. Magellan, dünyanın çevresini ilk kez bir tam tur atmıştır. Aslında Magellan bu yolcu sırasında ölüyor. Ama arkadaşlar o turu tamamlıyor. Evet. Şimdi gelelim bu bölüme. Aşağı cümlelerde boşlukları kutu içerisinde yazılan uygun kelimeleri tamamlayalım. Başta kalan kelimeyi bulalım. Dünya ne şeklindedir? Küre şeklindedir. Sürekli doğuya doğru giden bir uçak tekrar yolculuğu aynı başladığı yere döner. Evet. Bunu kullandık. Kullandık. Başladık, kullandık. Yaklaşan bir geminin önce neresini görürüz? Direğini. Dumanını. Sonra direğini. Daha sonra da gövdesi görülür. Tabii ilk önce dumanı. Sonra direği. Daha sonra da gövdesi. Uzayda çekilen
fotoğraflar dünyanın şekli yuvarlak olduğunu kanıtlar. Şunları da işaretleyelim. Bakalım hangi direği, dumanı, gölgesi. Evet. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü teleskop ile kanıtlamıştır. Kim kanıtlıyor? Galileo. Galileo. Evet. Geçmişte insanlar dünyanın öküzün neyi arasında görüyorlardı? Boynuzları üzerinde durduğunu inanıyorlardı. Kullanım ne kelime hangisi? Ne kaldı yerde? Kullanım ne kelime? Dünya. Evet, burada şimdi video izleyeceğiz. Dünyanın tüm katmanları çok sıcaktır. Doğru mu? Hayır. Bütün katmanlar sıcak olmuş olsaydı biz şu an burada yaşayamazdık. Yanlış. Ondan burada ilerliyoruz. Dış şekilde kere sıvı durumdadır. Doğru mu yanlış mı? Dünyanın en içindeki ince ve kayalık katman yer kabuğa dönerdir. Doğru mu yanlış mı? Evet. Dış şekilde kere sıvı durumdadır. Yanlış. Buraya geliyoruz. Dünyanın en dışındaki ince ve kayalık katman yer kabuğa dönerdir. Doğru. Neredeyiz? Gidiyoruz. Evet. Dünyamızın burada kalan katmanları en dıştan gideri. Bunun adı yer kabuğu. Kırmızı olan kısım manto. Sonra dış çekirdek. Sonra da iç çekirdek. Evet. Aşağı yukarı burada da çalışmalarımızı daha sonra sizlere ödev olarak vereceğim. Kontrolünü daha sonra birlikte yapacağız. Ve bu ilk olan dersimiz bu kadar çocuklar. Bir sonraki olan dersinde görüşmek üzere.